Hayatın Tadından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Cemal Nur Sargut. Cemal Nur Sargut deyince herkesin, milyonlarca kişinin aklına mutlaka artık biri geliyor, herkes tanıyor. Ancak hiç tanımayan birine Cemal Nur Sargut'u nasıl tanıtırsınız diye bir düşünsem, kimdir diye sorsalar bana, Allah ve peygamber aşığı bir insan. Evet, bugün yanımızda bir misafirimiz, çok değerli hocamız Cemal Nur Sargut var. Sizi çok fazla uzatmadan hemen hocama hoş geldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür, ne güzel takdim ettiniz beni. Gerçekten teşekkür hocam. Ediyorum. Sağ olun. Gerçekten içten duygular. Ben de size hayran, sonuna kadar takip eden, kitleleri peşinden sürüklerken beni de alıp götürülmüş bir insan olarak tanıtmak isterim kendimi. Bursa'mıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. İyisiniz, çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Hocam hemen şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Sizin o ilminizden, bilgilerinizden hemen faydalanmak adına. Allah bizi neden yarattı? İyi ki de yarattı diyorum önce ben. Denizin içinde nasıl balıklar denizden bir haber yaşarlarsa, biz de o sonsuz birliğin içindeyken, yani ezel aleminde Allah'la bir ve beraberken, onun büyük manasından, aşkından haberdar ve sanki idraksiz, zevksiz bir yaşam içindeydik. Orada da o birliğin içindeydik ama zevk yok, idrak yok. Çünkü bir içindeyken o biri tanıyamıyorsun. Ancak biraz oradan uzaklaşabilmen lazım. Dolayısıyla Allah kendindeki bu sonsuz güzelliği, isim ve sıfatları aşikar etme gayesiyle bizleri yarattı. Biz de o mübarek varlığından ayrılınca o kadar onu özledik ki, o kadar aşık olduğumuz ve onsuz olamayacağımızı anladık ki idrak etmeye başladık. O büyük sonsuz varlığı, sonsuz bile edepsizce bir laf, çünkü İbn Arabi sonsuz kelimesinde bile bir kayıt vardır, onu anlatmayın sonsuz diye diyor. O kadar büyük, o kadar güzel, o kadar her şeye sahip ki, işte onu idrak edebilmek için biraz uzaktan bakabilmek, ona aşık olabilmek için, yarattıklarını sevebilmek için bu dünyaya gelmek gerekir. Ama Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir hikayesi, ondan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Buyuruyorlar ki bir yarışma yapıldı, ortaya bir perde serildi, iki tane duvar verildi. Bir tanesine Çinliler inanılmaz güzel bir resim yaptılar. Biz Türkler de öbür duvarı yonttuk da yonttuk. Kinlerden, nefretlerden, kıskançlıklardan yontulmuş gönüller gibi yonttuk. Sonunda perde açıldığında buradaki sonsuz güzellik oraya aksetti ve ortaya bir şaheser çıktı. Mevlana bunu yorumlarken Allah'ın sonsuz güzelliği yaratılmış olan peygamberin hiçliğinden ve yokluğundan aksedince Allah da ona aşık oldu diyor. İşte belki biz de birer ayna olup onun bir ismini gösterebiliriz. Güzel bir şekilde aksettirebiliriz diye bu aleme geldik, çok şükür. Çok şükür diyoruz hocam. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hiç kesmek istemiyorum. Mikrofonu kendime çevirmek istemiyorum aslında ama. Peki kaderimizi biz mi yazarız? İnsanın elinde midir kaderi? Keşke olabilseydi. Hayır. Ezel aleminde bu aleme gelmeden önce Allah'la birlikte olduğumuzda, birin içinde olduğumuzda kaderimiz yoğruldu. Yani oldu bitti. Bu kaderi değiştirmek diye bir şey asla ve asla söz konusu değil. Kul kaderini yazamaz. Öyle bir şey yok. Ama kul kaderin getirdiği sıkıntı ve belalara üzülmemeyi öğrenme hürriyetine sahiptir. Şimdi ona geçecektim hocam. Siz de çok güzel bir yere getirdiniz sözü. Sıkıntılar, hastalıklar, yaşadığımız bu dünya hayatında yaşadığımız kötü şeylere karşı isyan edenlerden olmamak için, bunlarla baş edebilmek için neler söylersiniz? Mesnevi'yi bol bol okumak lazım diye düşünüyorum. Tabii Mesnevi Kur'an-ı Kerim'in şerhi. Kur'an bilmek lazım asıl. Ama çok severim ben, hocam buyururlar ki Kur'an-ı Kerim'i
abdest alıyoruz. Öpüp üç kere başımıza koyup öyle okuyoruz. Sonra ayetler hadiseler halinde geldiğinde çiğneyip geçiyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Şöyle ki 1960 yıllarında teyzem kanser oldu. Annem hemen İzmir'e yanına gitti. Bizim için böyle olaylarda bir tek şeyi merak ederiz. Acaba isyan ediyor mu? Acaba Allah'ından memnun mu? Çünkü o derviş. Teyzem annemi gülerek karşılamış ve Mesnevi'den şu hikayeyi okumuş annem. Bak bana ne çıktı diye. Demiş ki nohut kaynarken acıdan, kaynarken canı acıdığı için dışarı doğru kendini atar. Ahçıbaşı kafasına şeyi bulur ki iyice suyun içine girsin, iyice haşlansın. Ve insan yediği zaman nohut insana karışsın, insan olsun. İşte ben de bir nohutum demiş. Bu hadiseyle haşlanıyorum. Bazen biraz dışarı fırlamak istiyorum ama ahçıbaşı olan hocam başıma bir kepçe vuruyor ve beni hakikaten insan haline getirecek hastalıklarla sevebilmeyi, mücadele edebilmeyi bana öğretiyor. İşte bu kategoriye gelen insan için hayat çok zevkli. Hadiselerde Allah'ı görebilmek çok büyük lütuf diye düşünüyorum. Peki siz Mesnevi ile ne zaman tanıştınız hocam? Efendim ben aslında biraz asi bir genç kızdım. Çünkü bir derviş aileden doğdum. Çok mübarek bir ailem var. Çünkü şunu yap bunu yap demediler bize iki kardeşe. Sadece örnek oldular. Örnek olmanın ne büyük lütuf olduğunu anneciğimden babacığımdan öğrendim. Fakat ben kendim bulmak, kendim görmek, kendim idrak etmek derdindeydim. Ben çok özür dileyerek söze gireceğim hocam ama zaman zaman bocalayan insanlar için, hani inançları konusunda, imanları konusunda bocalayan insanlar için soruyorum bu soruyu biraz da feyz olsun diye. Sizin hiç bocaladığınız olmadı mı? Hiç sorguladığınız olmadı mı? Hayır. İman konusunda hiç olmadı. Ama sorguladığım şey bir sürü şey oldu. Mesela dünya hadiselerini sorguladım. Felsefeye merak sardım. Felsefe baştan aşağı sorgulamak ve akıl ilmi demektir. İşte çok beğendim. Ay sözler harika, Nietzsche'ler, Schopenhauer'lar. Bir hayatlarını okudum, ben de mutlu olacağım onlar gibi diye düşünürken hiçbirinin mutlu olamadığını görünce kimi delirmiş, kimi hayattan nefret etmiş, Nietzsche'yi biliyorsunuz yani ne kadar mutsuz. Dolayısıyla bir anneme gittim ve dedim ki bana öyle birini bul ki ben sözlerine vurulayım ama kendisi de çok mutlu yaşamış olsun. O zaman elime Mesnevi'yi verdi. Kerer Fahin-i Şerhi'yle Mesnevi okumaya başladığım anda bütün hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Her şeyi biliyordum, hiçbir şeyi yapmıyordum. Ne kadar korkunç. Evet, evet oturdu ve yavaş yavaş hal etmek için çalışmaya başladım. Hala çalışıyorum, 61 yaşındayım, hala çalışıyorum. Gam ve sıkıntı vaktinde kalpte huzur duyabilmeye tasavvuf denir. Tasavvuf Allah'a giden en yakın yol mudur hocam? Tasavvuf bir bakıma Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Hazreti Hatice ile olan evliliğidir. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma ile ilişkisidir. Onlar Allah'a ne kadar hızlı gittiklerine göre bu hayatı hal edilen, ahlak-ı Muhammedi'yi hal eden kişi için tasavvuf hakikaten çok götürücü bir yoldur. Çünkü tasavvuf bir ilim değildir. Tasavvuf bir hal şeklidir. Hani peygamberin çok mühim bir hadisi var. Buyuruyor ki Allah'ın en sevmediği insan her şeyi bilip de alim olup da bildiğini uygulamayan insandır. Dolayısıyla tasavvuf bildiğini uygulamak demektir. Bazen bir bilir onu uygular. O tasavvuftur. O çok güzel insandır. Allah nasip etsin anlamayı ve nefsin terbiyesi ne demektir? Vücudumuz içinde Allah lütfetmiş, bize bazı şeyler yaratmış. Aslında bizim hakikatimize levh-i mahfuzda bir yeri var. Yani ben bu vücut değilim, görünen bu varlık değilim. Benim bir ismim var, o isim Allah'a ait bir isim. Onu benim bu nefis denen vücudumun içine, istekleri, arzuları, kıskançlıkları, öfkeleri olan bu vücudun içine o ismi Allah yerleştirmiş. Bu olmayan vücudu var sanan bir nefse sahibim, ben diyen. İşte o nefsin yavaş yavaş benlikten kurtulup ruhun önünde baş kesmesi lazım. Bu hal nedir biliyor musunuz? Arafat'tır. Hani Arafat'a hacılar gider, hac Arafat'tır diyor ya Peygamber Efendimiz. Arafat'ta Adem'le Havva Hazretleri barışmışlar.
Adem gibi olan ruhumuzla heva ve heves gibi olan Havva nefsimiz birbirleriyle birleşirse nefis edepsizliğini idrak edip susuyor. Nefis susunca vücutta ruh hakim oluyor. O zaman biz Arif oluyoruz ve Arafat'ta oluyoruz. Bunu yapabilmeyi Allah nasip etsin. Çok teşekkür ederim hocam. Verdiğiniz bilgiler için, bizimle sohbet ettiğiniz için, geldiğiniz için de tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel sohbetimizin sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.